Bak Hindi inancında Mehdi. Hinduizm de yani halk dinin bir bozulmuş şeklidir. Onun için Mehdi'yle ilgili kısımlar kalmış onda da. Mansur ismini taşıyan, yani Muzaffer olan ismini taşıyan bir lider ortaya çıkacak. O bütün cihanı, dünyayı fethedip, bütün dünyayı alıp kendi dinine sokacaktır. İslam dinine sokacaktır. Bak Hindu yazmalarında bu. O mümin ve kafir herkesi tanıyacak ve onun Allah'tan istediği her şey olacaktır. Bişaratül Ahdeyn sayfa 245. Hindu kaynaklarına baksınlar. Hazreti Mehdi, tabii o padişah diye geçiyor da biz de onu Mehdi diye açıklıyoruz. Dünyanın doğu ve batısında bulunan bütün dallara hüküm sürecek kimsedir. Her yere hakim olacak diyor. Allah'ın dini bir din olacak. Bakın sadece İslam dini kalacak. Hindu dini anlatıyor bakın. Allah'ın dini ihya edilecek. İslam ihya edilecek. Ve onun Hazreti Mehdi'nin ismi ayakta olan kaim olacaktır. Kaim, sürekli okuyoruz hadisleri duyuyorsunuz. Evet. Kaim, Mehdi'nin lakabıdır değil mi? Evet hocam. Ayakta durandır diyor, maşallah. Adı diyor. Kaim, Arapça karşılığı kaimdir. Mehdi'nin ismidir. Kaim, bütün şeylerde, hadisler hep kaimden geçiyor, evet. Bakın. Onun, Allah'ın dini bir din olacak, bak bir din olacak diyor, başka din kalmayacak. Allah'ın dinini ihya edecek ve onun, Hazreti Mehdi'nin ismi ayakta olan kaim olacaktır. Ama tabii biz Mehdi'den geçmiyor. Bunu burada şey yapıyoruz. Burada padişah diye geçiyor. Biz İnşallah. Şey olarak geçiyoruz. Yani Vedalarda ve Hindu inancında da aynı şekilde anlatılıyor. Onların kitaplarında geçiyor bu. Mansur, yani Arapça karşı Mansur, zafer sahibi anlamında bir kelime Hindularda. Zafer sahibi bir kişi anlamında kullanıyor. Padişah da hani anlamanız için söylüyorum onu. Evet. Yani liderde. Zafer sahibi bir kişi. İnşallah. Yine Hinduların Upanishad adlı kitaplarında Hazreti Mehdi son zamanda beyaz bir ata binmiş olarak kuyruklu bir yıldız gibi kötülüğü tamamıyla fikren mağlup edecek, yaratılışı yeni baştan yenileyecek ve iyiliği tekrar getirecektir. Bak beyaz bir ata binecek diyor. Belki de arabası beyaz bir at arabası olacak. Değil mi? Son zamanda diyor. Dünyanın son zamanında. Yine Hinduların Bas kitabında da var. Dünya hayatı ahir zamanda hakim olacak. Adil bir padişahla ne diyor? Adil bir padişahla sona erecektir. Yani Hazreti Mehdi. Meleklerin ve insanların önderidir. Doğruluk ve hak onunla olacaktır. O Hazreti Mehdi denizlerde, yerlerde ve dağlarda gizli olan her şeyi elde edecek. Hadislerde yok mu? Var hocam inşallah. Bütün gizli hazineleri bulacak diyor Mehdi. Evet. Aynısı bak. Göklerde ve yerde olan her şeyden haber verecektir. Yani müthiş bir istihbarat ağı olacaktır diyor. Ve ondan Hazreti Mehdi'den büyük kimse, başka büyük kimse dünyaya gelmeyecektir diyor. Yani hakikaten son Hatem-i Veli'dir. Yani en son veli odur. Bişaretül Ahdain isimli kitabın 242. sayfasına bakabilirler. Kali, Deccal olarak geçiyor onlarda. Kalki de Mehdi olarak geçiyor. Yani kelime karşı bu. Bak, Kali, Deccaliyet, Kalki de onun karşıtı, Mehdi. Satya Yuga döneminde doğruluk ve manevi saflık dönemi, altın çağ. Mehdiyetin dönemi olarak geçiyor. Maşallah. Ya anlatırsak sabaha kadar anlatmam gerekir. Çok yani detaylı bilgiler var. Bunda şaşıracak bir şeyler olmadığı için söylüyorum adama. Maşallah evet. Diyorlar ki eski yazmalarda zaten bu Mehdiyeti tam doğrulayan bir şey değil mi bu? Evet hocam. Yani bak saflıklarına bak ya. Kaya yazmalarında her yerde varsa ve aynen doğru çıkıyorsa %100 doğru demektir işte bu. Evet. Ne diyoruz biz? Bütün hak dinlerde geçiyor diyoruz. Ve o dinlerin de hak dinlerin bozulmuş şekli olduğunu anlamış oluyoruz ayrıca. Evet. Evet. Evet.